reset aldığı anda Viego işler çok tersine dönebilir. Bomba Combo'nun boss'u gelemese Viego bir şeyleri alıp tek başına kendilerine bomba combo yapabilir. Yani haritayı açık tutmaya büyük, daha büyük bir alanda oynamaya devam edebilir EG tarafı. Bakalım EG becerebilecek mi onu? Ve yüklerinde dolduruyor. Yani pensatlarını hiç mesela agresif kullanmadığı, tam Jackson'un üzerine atlayacağında kendi Q'sunu kırt kırtı kullanıp vurabileceği bir hasar kullanır. Ama yani. Güzel atıldı içeri. Taki. Burada Taki'yi düşürmeyi başaracak acaba? Deniz son vuruşuyla almayı başarıyor. Bince yardıma geldi ve skoru garanti altına aldı burada. Shogun'u da indirecekler üzerine. İki oldu skor. EG'ye gidiyor, bir skor SGB'ye gidiyor. Fazla agresif oynadı diyebilir miyiz SGB buraya? Oldu mu Taki? Koridor. Az önce bu arada gördük Q fullemeyince şampiyonlara pek hasar veremediğini. Impact yarı canda, o bir dezavantaj. Starcraft Bince'ye tutuyor. Inspired gölgelerin içinde. İçeri atılmaya karar verdi şimdi Bince'yi burada. Havaya suç atmayı başardılar rakiplerine. Güzel de aldı burası. Taki'yi anında düşürüyorlar. Volkan onu takip ediyor. Harika bir isabet dalgası alt koridordan yardıma geldi. Inspired deniyor burayı. Asmer'i indirmeyi başaracaklar mı? Evet, ruhunu da çalacaklar. Scorjax'te Froggy çıkamayacak burada. Biri daha düşüyor tüm bu hengamede. Shogun tek hayatta kalan kişi oluyor. EG tonla skor topladı burada. Sonrasında... Gelmese de senaryo çok değişik olmayacaktı bu arada. Gelmese hepsini kesemezlerdi muhtemelen. İki tane alırlardı 3 yerine. Bu arada Hasme'de burada bir operasyon var bir kez daha. Bu sefer Balkan gelmiş. Impact onu sersemletmeyi başardı. Çok güzel bir Leon ultisi ama arka taraftan Bince yetişti. Şimdi Inspired orada kitle kontrolünden çıkamadan düşecek. Impact'i de yakalamayı başarıyorlar gibi görünüyor. Burada o da çok kötü pozisyona sıkıştı. Volkan da aynı şekilde. Saigon Buffalo öyle bir kıstırdı ki rakiplerini. Impact bir şekilde sızıp çıktı yalnız oradan. Ve şimdi sersemleyen bir Froggy var. Müthiş sıyrıldı burada isabet dalgasından. Canlarım. Ve hayatta çıkmayı başarıyorlar, inanılmaz. Ama bu acaba kaç barikata mal olacak? Ya 4'e 5 pozisyonda bu kadar sıkışıkken bu kadar dalanan da her türlü bird. Kaysa aldı zaten aşağıdan alacağını. Çok zor öldürüyor. Yani işte klonla kaçma mekaniği, duvardan atlamak falan derken. Bir yandan bir işte doğal defansı. Aynen, doğal defans pasiften gelen, aldığı eşyalardan gelen. Sarı kart Bince'ye isabet ediyor. Yalnız ulti yeterli değil. Kahramanın dalışı üstüne isabet dalgası. Burada alameti almayı başardı EG ve savaşın devamı olmayacak gibi görünüyor. Ultisi çok geç geldi buna. İnanmadı zaten EG pozisyona. Zaten yani şu ana kadar turnuvadaki takımlar içerisinde RNG dışında çok ejdere... Evet, 12 dakikada 12 skor izledik bu maçta. Çok hararetli başlamıştı. Şu an hafif bir durulma mevcut. Şunlar, yalnız arkaya ışından geliyor şimdi burada. Aynen öyle. Jojopyun'un üzerine gittiler. Acaba biraz fazla mı önde kalmıştık? Ve ultisindeydi. Oh. Şimdi kutlusunun içerisinde Asmet var. Q'yu tutturamadı kimseye. Gal yok. Kahraman dalışıyla geldi. Güzel bir ulti Bince'den. Devamını istiyor Saigon. Buffalo birinci skoru aldı burada. Çok iyi oynadılar burayı. Çok iyi planladılar. Tabii... İstenilen sonuç tam olarak gerçekleşmedi. Abi, birden fazlasını istiyorlar. Ne var sanki, ne yok evet. Attılar. Ellerindeki her şeyi kullandılar bu arada. Jojopyun'un üzerine bir kez daha gidiyorlar. Taki bu sefer tutturamadı atılmasını ama hayatta çıkmayı başarıyor. Bu bir mucize. Impact'in üzerinde tutuştur var. Onu düşürmeye yetmeyecek. Danny kenardan geldi. Ciddi hasar veriyor. Jojopyun yine kutlu sesin içerisinde katledildi burada ama. Hemen arkadaşları intikamını alıyor. Bu arada Taki de arkada yanma efektine bir şeye düştü. Öldü. Taki ölmüş gerçekten. Yani bir noktada yan koridoru açabilecek, yan koridorda bir noktada daha güçlü olacak olan onlar. Daha uzun menzile sahip olan onlar. Saigon Buffalo yani tamamen hani oyun planı bir tane sert savaş çıkarmaya bakıyor. Peki madem geçen vakit şu anda EG'ye yarıyor. Saigon Buffalo'nun şu an ne yapması lazım? Ya bu arada Saigon Buffalo savaşamayacak falan bir kompozisyon değil ha. Ya onlar da bozdu. Şey bekliyorlar, fırsat bekliyorlar. Rakibin hata yapmasını bekliyorlar. Ya onlar Baron'un çıkmasını bekliyorlardı. Baron etrafında muhtemelen bir şeyler kovalayacaklar. Bu arada içeri giren bu Volkan var burada. Güzel bir ulti yanıtı geldi Bince'den ama mesela. Hızla eriyor burada. Tutuşturla beraber ölecek gibi görünüyor. Düşmedi. Hayata tutundu. Derken isabet dalgası kafasına çarpıp onu öldürecek. Deni içeride alanı kapatan bir Volkan ultisi. Kahraman dalışıyla gelen bir Froggy var burada. Jojopyun'un üzerine gidecekler. Volkan hala düşmemiş. Şimdi ölüyor. Froggy güzel kapattı orayı. İnanılmaz kaotik bir savaş. Taki. Üç farklı cephede gerçekleşiyor ama Inspired ruhları toplaya toplaya geldi burada ve daha fazlasını istiyor. Sarı kartın peşinden gidecekler. Ay. Froggy
Düşecek mi burada? Bir vuruş daha lazım. 3'te 3 yapan mı Inspired? Şöyle bir durum var. Farklı farklı noktalarda yapılan bu savaşlar İcin'in işine gelir. Çünkü çok Inspired'ın Inspired'ın reset alma ihtimali artıyor bu tarz savaşlarda. Şunanla kaçmaya mı çalışıyor ama orada Hasmet? Ne oldu? Yalnız Jojopun gelip sarı kartı kafasına vurdu ve Hasmet'in buradan çıkışı olmayacak. Buna sadece T diyorum ya. NT değil T mi? T abi, try. O kadar. Yani Impact. Şey içinde nice deriz herhalde. İci içinde. Bu o kadar kolay değil işte. Göründüğü kadar kolay değil. Evet, menzil olarak Twisted Fate, Ezreal menzile sahipler. Diğer oyuncuları yakaladıklarında da Inspired yakalanmıyor şu ana kadar. Inspired iyi pozisyon oluyor. Inspired'da da defans kasmış. Aynen. Valken'ı yakalıyorlar ama Valken'ı yakalamak da ne kadar istediğim yakalamaktan şey bahsetmişken Valken burada Froggy'nin üzerine gitti ve Jojopyun da buraya ultiyle yardıma gelince onu hızla eritiyorlar. Buraya gelen ışından bir baron habercisi mi acaba? Ben kaçar abi deyip otobüse binerken Shogun Taki tek başına kaldı orada. Jojopyun peşinden gidiyor. Taki'den adım oyunları ama Vulkan'ın kucağına düştü. Ulti geliyor. Deni arkasında yeterli hasar var gibi bir ince ultisini kullandı. Yine 10 farklı cephede savaşın her birini SGB kaybediyor burada. Ne izledik abi? Ve 2 skor yetmezmiş gibi EG burada Baron'un da sahibi oluyor. Zaten 5000 altın öndelerdi. Zaten Ejder de öndelerdi. Kule avantajı onlardaydı. Bir minyon dalgası var Baron'la güçlendirilmiş olan ve kuleyi yarıcana indirdiler. Impact ise orta koridoru ittiriyor bir yandan. Twisted Fate ultisiyle görüştü aldılar ve şimdi Taki savaşı başlatmak istiyor gibi görünüyordu. Ta ki ağzının ortasına sarı kartı yiyene kadar. Ooo, Taki şimdi ileri atıldı. İki kişiyi birden havaya sıçrattı. Kahraman dolaşı da geliyor buraya. Deni kronometresle saklanmıştı. Buraya kadar yaşayabilecek sadece Froggy. Buradan çıktığında onu ne bekliyor acaba? Herkes kronometrenin içinde. Asmet Kutlu Sis'le beraber buradan çıkmayı şimdilik başaracak gibi görünüyor. Çok iyi. Kitle kontrolleri üst üste biniyor. Alan hasarları üst üste biniyor ve muazzam bir hasar SGB'den. Ama EG'yi devirmeye yetmiyor şimdilik. Jax atlaya atlaya rakiplerini kesip 3'te 3'e kadar ulaşıyor. Bir inceyi de burada düşüyor. Ve EG acaba oyunu bitirecek mi burada? Bitirecekler. Yani yeterli süreleri var gibi görünüyor. Ya Saigon Buffalo o tıkanmışlığı gördü, fark etti ve rakip uzaktayken ekstradan bir hamleyle bir şey çıkarabilir miyiz dediler. Çok iyi aslında denediler. Aslında Ezreal'ı denediler, çıkardılar ama. Deni de çok tank ama. Ama işte hem Deni tank hem de Jax, yani şöyle söyleyeyim, daha üzerinde bir eşya yokmuş gibi duruyor ama böyle bile çok vuruyor Jax. Bir de aralığın hemen flame'i gelsin, bir eşya var Deni'de. Oyunun en iyi eşyası.